Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri heyecanlı bir oyunun oyun sonuna götürmek istiyorum. Beyazlarda Mamedyarov, siyahlarda Fanforest oynuyor ve Mamedyarov'un tabii ki oyunu kazanması gerekiyor. İki tane piyonu var Fili ile birlikte ama dikkatli de olması gerekiyor. Çünkü E piyonunu eğer verirse bu konum, eğer diyelim ki böyle çıkmaya çalıştınız ve aldı rakip, böyle bir konum oluştu ama bu konum berabere. Çünkü filinizin rengi köşe piyonunuzun çıkacağı köşedeki renkle ters renkli ve dolayısıyla çıkamıyorsunuz. Şah H8'e bir şekilde saklanıyor ve burada kaldığı için de beraber oluyor. Belki onu zorlayacaksınız ama şah bu sefer pat olmuş oluyor ve şah aksi durumlarda da böyle gidip geliyor sürekli. Bu aklınızda bulunsun, o yüzden E piyonunu asla ve asla burada veremiyoruz. Ve burada Mamedyarov file E6 oynadı. File E6'dan sonra tabii ki file E2 dönüyor siyahlar. Ve olursa, yani burada file A2 gibi bir şey çekilirse bu sefer yandan tutacak ve hala sürmeyi tutmuş olacağız. O yüzden burada Mamedyarov'un tercihi fil F5 oluyor. Ve tekrardan aynı çapraza siyah fil kavuşmuş oldu ama bu sefer fil G6 var. Fil G6'dan sonra burada amaçlarımızdan bir tanesi kuşkusuz fil F7 oynamak. Ve fil F7'den sonra da buradaki fil bir yere gittiğinde, bu çaprazı terk ettiğinde artık biz bu piyonu sürebiliyoruz. Yine tabii ki son karede belli bir problem oluşacak ama o problemi de yine aynı şekilde çözebiliyoruz. Fakat burada muhteşem bir çözüm bulduğunu düşünüyor Fanforest ve burada fil B3 oynamak yerine şahı G8'e oynuyor. Artık normal şartlarda fil F7 oynayamıyorsunuz. Çünkü fil F7'ye hemen fil çarpı P7 var ve filiniz düşmüş oluyor. Ama aynen böyle oynandı. Mamedyarov fil F7 oynadı ve fili F7'de bıraktı. Fakat fil çarpı F7 aslında olmuyor ve Fanforest oyunu terk ediyor. Neden? Çünkü burada hemen H7 var. H7'den sonra şahı nereye kaçarsanız kaçın kaybediyorsunuz. Tabii ki önce alış varyantına bakacağız. Alış varyantından sonra fili geri alıyoruz ve devamında bu piyonumuz çok rahat bir şekilde çıkmış oluyor. Bu olmadı diyelim ki şahı H8'e kaçtı ve aynı şekilde yine almak zorunda kalacağı için, pat konumu da olmadığı için yine bu piyon yoluna devam ediyor. Ve diğerine bakalım. Diğerinde de burada dikkat ederseniz şah F8'e gidecek ama o zaman da vezir çıkmış oluyor ve neredeyse mat konumu oluşmuş olacak. O yüzden fili G8'e kapatmak zorundasınız ve vezir G7 sonrasında da burada dikkat ederseniz vezir E7 ile birlikte mat olmuş oluyor. Gerçekten bu fil F7 nereden çıktı? Fanforest burada artık devam etmek istemedi ve oyunu terk etti. Umarım keyif almışsınızdır. İlginç bir konum olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Genelde Sabo Satranç kanalında bunu yapıyorum. Sizler de abone olursanız daha fazla görüşmüş oluruz ve bu kontentleri, bu içerikleri daha fazla görmüş olursunuz. Hoşça kalın. Bay bay.